Evet, önem verdiğim kavramlardan bir tanesi de arkadaşlar encapsulation'dı. Sarmallama diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Veya işte kapsülleme diyenler de var. Ama arkadaşlar ben encapsulation diyeceğim. C# arkadaşlar aynı özelliklerine sahip. Burada özellikle private kelimesini kullanmak zorundasınız. Çünkü default değer arkadaşlar ne demiştik? Public. Bu açıdan private demek zorundasınız encapsulation yaparken. Öncelikle şöyle yapalım. Bu daire üzerinden devam edeyim. Encapsulation ne işe yarıyordu onu hatırlayalım önce. Arkadaşlar ben burada R'nin alındığını bir constructor tarafından alındığını fakat eksi 5 girilmesini istemiyorum. R'ye, bu durumda arkadaşlar ben R'yi ne yapmalıyım? Dışarıdan erişime kapatıyorum. Şu an dışarıdan erişime kapatırsam fakat hala R eksi 5 girilebiliyor. Bunu bir fonksiyon üzerinden geçirmeliyim. Fonksiyonun ismi dışarıdan erişebileceğim için public yazabilirsiniz başına veya yazmayabilirsiniz. Void bir fonksiyon. Set yarıçap. Yarıçapı set eden fonksiyon. Parametre alacak tabii ki. Ne gibi arkadaşlar? Aynı veri tipinden olsun yine. R gibi bir parametre alsın. Şimdi arkadaşlar ben ne dedim size? If. Burada if, for çok çok benzerdir arkadaşlar. If dedim arkadaşlar. R küçük sıfırsa hemen onu R'yi R değerini sıfır yap. Aksi takdirde nasıl deriz? Else. Aksi takdirde R değerini Alt R yap. Burada arkadaşlar çok büyük bir sayı girilebilir. Mesela 0 ile 100 arasında olsaydık buraya yine özellik yazabilirdik. Bakın arkadaşlar artık set yarıçap beni 0'dan küçük bir değer girdiğimde 0 yapıyor yarıçap. Tabii bunun için ne yapmalıyım arkadaşlar? Şuraya da şunu yazmak zorundayım. Set yarıçap. Bakın direkt çağırabilecek miyim? Ona bakalım. Direkt çağırabildim arkadaşlar. İsterseniz de şu da olabilir. This deyip çağırabilirsiniz. Artık size kalmış. Arkadaşlar set yarıçapı çağırdım. Artık set yarıçap üzerinden geçip kontrollü bir şekilde geliyorum. Tabii şu anda ne diyorsunuz bana? Hocam tamam set yarıçap yaptınız. Değeri değiştiriyorsunuz ama şunu şöyle yapalım. Peki ben R'yi görmek istiyorum. Nasıl göreceğim? Arkadaşlar o zaman size tavsiyem şu. Dışarıdan erişilebilecek bir get yarıçap metodu yazmanız. Bu metodu yazarsanız ve return r derseniz alın get ve set özelliği. Tabii çalışkan arkadaşlarımız direkt şu aklılarına geliyor. Hocam property var mı? Property hatırlıyorsunuz. Şurasını arkadaşlar set ve get'li şekilde yazabiliyorduk. Burada arkadaşlar yok. O açıdan arkadaşlar genelde Java kodlarında şunu çok görürsünüz. Set ve get kelimeleri çok kullanılır arkadaşlar. Özellikle bu metotlarda. Özellikle internette arkadaşlar başkalarının kodlarını incelerken bunu çok çok sık şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Evet set ve get'i de metotlarımızda yazdık arkadaşlar. Burada ne yapmışım? Set name, set, get, setler şekilde tanımlamışım arkadaşlar. Bunları public yapmışım. Ha, bu arada bunu deneyelim bakalım. Yarı çapı çekebilecek miyiz acaba? Sistem out printline daire yarı çapı arkadaşlar kod tarafında farklı yazıyorum. Burada farklı, string ifade olduğu için farklı yazıyorum. Nesne 01. Arkadaşlar fonksiyonumuz ismi neydi? Get yarıçap. Fonksiyonumuzu dedim arkadaşlar. Bakın parantez kullanmak zorundayım. Hadi bakalım. Yarıçapı da görüntülersem bu iş bitti. Yarıçapı da görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Şu dairemizi de yarattık. Artık dairemiz bakın gittikçe büyümeye başladı.